bu topraklarda, yani Anadolu toprağında oturan insanlar Türk olduğunu bilmiyordu. Biliyor musunuz? Ben çocukluğumda bana şunu sorduklarını hatırlıyorum. Sen nesin? Kulağıma babam çekti. Türk'üm. Müslümanım, Türk'üm. Yani o zaman daha Türk'üm demek yeni başlamıştı. Onun için Atatürk okuduğu kitaplarda Türklerin çok batı kitaplarında Türklerin çok alçaltıldığını ama batı şeyde de diğer tarafta da Türklere ait kitap yok. Zaten batıdaki kitaplarda diyor ki Türk dili ancak İsa'dan önce 3. asra kadar devam etti. Ondan evvel Türk dili yok diyor. Bu kadar Türkleri şey yapıyor. Onun için Atatürk diyor ki bizim memlekette Türklerin tarihi, kültürü, dilini öğretecek bir fakülte açtıracağım. Bu fakülte inanır mısınız? O zaman bizim için son derece lüks. Ayrıca dünyada işi yok. Dil, tarih, coğrafya fakültesi. Bu fakültede yalnız Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürünü öğrenecek ve bunlar üzerinde çalışacak uzmanlar yetiştirmek istedim. Ve bunda bu uzmanlar nereden öğreneceklerdi? Türk tarihini kolay değil de Türkler biliyor milletlerle temas etmişler. Ama onların kaynaklarından da öğrenmeleri lazımdı. Kimdi bunlar? Çinliler, Hintliler, İranlılar, Ruslar, ondan sonra Macarlar, Latinler, Yunanlılar, Araplar. Düşünün bütün bu milletlerle temas etmişler. Ve bunların bütün kaynaklarında Türkler hakkında bilgi var. Atatürk'ün bu fakülteye bunlar konacak. Bu diller ve bu kültürler konacak. Kolay mı? Sinoloji bulacak. Yani Çince profesörü gelecek. Hintçe ve bütün bu profesörler geldi. Bundan başka diyor ki Atatürk bir Fransa kitapta okumuş. Tümenler Orta Asya'dan gelmiş olabilirler. Dilleri Türk diline benziyor. Altını çizmiş. Yanında kocaman önemli yazmış. Şimdi fakülteyi açarken diyor ki bu fakültede madem ki Türk dili araştırılacak, Sümerlerle araştırılsın, onun için Sümerolojiyi koyuyor. Biliyor musunuz? Dünyada Sümeroloji bölümü diye bir bölüm yoktu. Neden? Çünkü Sümerce çok daha sonra şey edildi. Bu dilde yani çivi yazılarının çözülmesi Asur dili ve Asur şeyiyle, yazılarıyla oldu. Sümerler sonradan çıktı. Onun için o böyle hani yardımcı bir ders gibi oldu. Başka yani milletler. Ama Atatürk diyor ki Sümeroloji konacaktı. Bırakın diyor şu sahipleri. Çok enteresan. Ondan sonra bunu koyduruyor. Düşünün 1930'da o kadar işin arasında Hatice'de kadınlar olduğunu, Hititlerin bulunduğunu, Hitit kültürünü, dillerinin çözüldüğünü, bunları Atatürk öğrenmiş ya. Nasıl oluyor insanın aklı duruyor. Hakikaten bunları öğrenmiş, hatta bir ilk çıkacak olan bir Hitit dergisi Fransa'da çıkacak o dergiyi himayesi altına alıyor, sponsor oluyor. Düşün, diyor ki buraya diyor İtalyanca konacak. Acaba Hititlerin de dili Türk diline yakın mı? Bunlar da araştırılsın. Sonra arkeoloji konuyor ve antropoloji konuyor. Tarih, yüksek, büyük çağ tarihi, coğrafya konuyor.
koskoca bir program. Diyor ki peki bu çocuklar yetişecek. Ama bu çocuklar okumak için kitap isteyecekler. Bunlar gidecekler, Çin'e gidecek, isteyecek, şuraya gidecek. Kontrol yani bak şey bekliyor, çalışmak için para lazım. Onun için dil ve tarih coğrafyayı, dil ve tarih kurumlarını kuruyor Atatürk. Diyor ki bu kurumlar diyor, gelen hükümetler kendi doğrultularında bunları çalıştırmasınlar diye kendi cebinden sermayesini koyuyor. Böylece Türk tarihi, Türk dilinde araştıracak kocaman bir paket program yapıyor Atatürk. Dünyada ne işi var ne şey var. Dünyada ne tarihi tarih, çok önemli. Gelen bu şeyler, hocalar, yabancılar. Bu yabancılar nasıl geldi? Onu da bilmiyorum. Şey diyorum, o zaman 1933'te Hitler Almanya'da başa geçince bütün üniversitede şey olan, ailelerinde Yahudi olan bütün doçent, profesörleri kaldırıyor atıyor. 1933'te bu insanlar kalıyorlar, aç kalacaklar. Onun üzerine bir dernek kuruyorlar İsviçre'de ve Avrupa'nın bütün milletlerine ve Amerika'ya şey diyorlar, müracaat ediyorlar bizi alın. Hiçbirisi almıyor, korkuyor diyorlar ki Hitler korkuyor. Bir şarkı da deniyorlar insanlara, aç kalacaklar. Onun üzerine o sırada bizde de İsviçre'den gelen bir profesör var. Bunu duyuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'ye bir başvuralım. Türkiye o zaman 10 yıllık bir devlet. 10 yıllık. Osmanlı yıkılmış. İlk olarak bir Türkiye devleti çıkmış. O zaman de şeyler yok. Televizyonlar yok. Milyon gazeteler yok. Dünyaya yayılsın. O mahalle kalıyor.